ve sağlıklı günler diliyorum. Vücutça bir şey olmama rağmen hafif bir paralitim olduğu için de vereceğim rahatsızlık şimdilik olarak şimdiden özür dilerim. Değerli arkadaşlarım, Allah sizlerle yarın 2015 yılına başlıyor. Yeni bir çalışma dönemi, yeni bir yıl, yeni bir heyecan, yeni bir arzu ve istekle ben hemen daha onlara geçmeden önce 2015 yılının tüm Tekirdağ'ımıza, tüm halkımıza, ülkemize, basın mensuplarına, bütün vatandaşlarımıza güzellikler, sağlıklar ve mutluluklar getirmesini diliyorum. Her şey hepimizin gönlünce ve gönlümüzce olsun. Efendim tabii dün ve bugün şu arzu ettim, tek tek her basın mensubunu yerinde ziyaret etmeyi çok arzu ettiğime rağmen biraz zamanla yarıştığımız için bu arada dedim ki hem onlar bizim dostlarımız, ahbaplarımız, böyle biraz da samimi olduğumuz için dedim davet edelim belediyemize. Hem 2014'ün bu 9 ayının genel bir kritiğini yapalım kısa olarak. Ondan sonra 2015'le ilgili temennilerimizi yapalım. Giderken de hem yeni yılları kutlayalım, biraz da Büyükşehir Belediyesi'nin birer kutu çikolatasını ikram ederek kabul buyururlarsa kendileri uğurlayalım dedik. Sayın şimdi Başkan, biz televizyon için geldik. Biz televizyon için geldik. Önce farkına bakın başkanım. Başkan bir bakalım. Burası televizyon. Büyük şey. Evet, onu hemen söyleyeyim. Madem ilk soru sizden gelmiş olsun. Büyükşehir Belediyesi televizyonu ve Büyükşehir Belediyesi radyosu ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonunda tamamlamış olduk inşallah. Onu Sayın Başkan, benim televizyondan kastım başka. Sayın Eşkinat radyo dağıttı, siz de bize televizyon dağıtacakmışsınız diye geldim buraya. Tabii şimdi, bakın ben söyleyeyim. O kanalı izleyecek televizyonumuz yok. Şimdi, Sayın Başkan, Ekrem Bey, Recep. Ekrem Bey aramızda biraz nüans farkları var. Evet. O bize göre biraz daha böyle teknolojinin gerektiğini ve entelliğimizden fazla olur. Ama biz biraz daha kısmi muhafazakarımız olduğu için birbirimizi tanımlıyoruz. Entel başkan tanımını yapabilir miyiz? Nasıl? Entel başkan. Artist. Hayır. Artist. Bana göre onun genel yapısı biraz daha hareketli. Bu onun için o birbirini tamamlıyor. Benim noktalarım onlar. Onu o tamamlıyor. Biz de onun diğer yönlerini tamamlayıp hepimizin ana amacı hepimizin Tekirdağ'a güzel hizmet etmektir. Diğer arkadaşlar, 2014 yılında bugün tam belediye başkanlığı koltuğuna oturuşumuzun 262. günü, yani 262 gün, 8 Nisan ama biz 1 Nisan'ı da kabul ediyoruz. Tam 9 ay bitmiş oluyor. Ama da aynı şeyi tekrar söylüyorum, o 8 gün mazbatayı alana kadar geçip bitmedi. Uzun zaman geçti ama geri kalan 262 gün yağmur gibi geçti. Nasıl geçtiğini anlamadık ve zamanın ne kadar kıymetli olduğunu ve zamanın ne kadar çok önemli olduğunu zaten bilirdim, bir kez daha kanıtlanmış oldum. Ama bu arada samimi söylüyorum. Biz büyükşehir olarak tabii tenkitlere itirazımız yok. Ama daha tamamen sıfır olan ve tamam şimdi bugünden itibaren yapacağımız her tenkitte bizim hiçbir mağduriyetimiz yok. 1 Ocak 2015'ten itibaren. Hiçbir mağduriyetimiz yok. Ne benim, ne Ekrem Bey. Ekrem Bey tabii o aynı zamanda eski Süleymanlı Belediyesi'nin devamı olduğu için o da hızlı başladı. Ama bizim büyükşehir olarak artık hiçbir mağduriyetimiz yok. Ve şu anda güçlüyüz de üstelik yani. Ben daha yaslamış görüyorum. Ben 8 Nisan'daki durumla 31 Aralık 2014'deki durum arasında çok farklı görüyorum kendimi. Ve sizden her türlü sorularınızı da açıklıyorum. Şimdiden son 15 gündür her sabah iki daire, her sabah bir ve iki daire başkanından birini tıklanıyorum. Yıl sonu değerlendirmesi. Benim hikayenin ana amacı bugüne kadar ne yaptın, 2015'te ne yapacağız? Ve samimi söylüyorum değerli arkadaşlar. Her gün iki saatten fazla sürüyor. Bugün Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızdan son briefingi aldım. Şimdi bugün saat 13'te de genel briefing hepsini tekrar çağıracağız. 3 saat beraber çalışma yapacağız ve ondan sonra yeni yıla, yeni bir heyecanla ve yeni bir işlemle başlayacağız. Ama gördüğüm kadarıyla zaten daire başkanlarının göreve başlayışı ve bugüne geliş genellikle
Mayıs ayından, yani Haziran'dan sonra, yani bir 6 aylık, 6 veya 7 aylık bir süreç içerisinde, o 6 aylardan bir 100 gün demiştik. 100 gün sonra onlar göreve başladığı için, 6 aylık süre içerisinde, her daire başkanlarını tek tek anlatmaya kalksak, zaten sizin de vaktiniz olmaz. Ama yapılanların, bürokratik açıdan, genel açıdan, yapılanma açısından, sistemin oturması açısından, samimi söylüyorum, bazen çok da gurur duyuyorum, hoşuma da gidiyor. Hani insanın kendini methetmesi doğru değil. Ama gerçekten mesafe almış. Şimdi tamamen sıfır bir, bakın en basit bir olay söyleyeyim. Emlak kamulaştırma daire başkanlığı. Tasfiye komisyonu bize devrettiler. Hala daha en basit olay yani. Tarla gözüken, mera gözüken, tarla gözüken veya hatta bir arazi gözüken, mezarlı tarım bile nevi cins değişikliğini ben hepsi tamamladı. Onun dışında İmar İşleri Daire Başkanlığı'nın geldiği noktada bugüne kadar kurulması gereken bütün kurumlar kurulmuş artık. Yeni inşaatla da hizmete başlayacak ayın 1'inden itibaren. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na geldiğiniz zaman arkadaşlar Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda deyince biraz duraksıyorum tabii. Aldığınız makinelerin, devraldığınız makinelerin %40'ını telkin ettik yani. Artık bitmiş makineler. Ben bunu derken hiçbir şeye sığmıyorum, açık söylüyorum. Ama günlük 600 ton asfalt kapasitemiz bizim vardı. Hacıköy Taşı Ocağı'nda 600 ton asfalt yapıyorduk. Şimdi yeni bir asfalt frenzi aldık. Ve Malkara yolundaki eski İteki Dağ Beyazı'ndan kalma asfalt frenzini de evden geçirip saraya taşıyoruz. Yeni bir taş dönem makinesiyle beraber günlük asfalt miktarımız 1 Mart 2014'ten itibaren, 2015'ten itibaren 3200 tona çıkıyor. 600 ton, 3200 ton çıkıyor. Artı Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın mutlaka makine ekipman bakımından güçlenmesi gerekiyordu. Şu anda 17 trilyonluk makine alımı tamamlanmak üzere ve yeni asfalt makineleri ve diğer teknik ekipmanlar hepsi devreye girecekler. Yani asfalt sezonu başlamasıyla beraber biz her istedilen hizmete anında cevap verebilecek duruma geleceğiz. Ama İlk aldığımız zaman böyleydi. Buna rağmen yapılanları Sayın Oktay Bey'den onda aldığım benefikte gördüm. Yani öyle ve böyle. Yaklaşık olarak 60-70 bin ton asfalt dökülmüş. Yani bir takım işte malzemeler yapımı gösterilmiş bu şartlar içerisinde. Ama şimdi 2000 bizim genel seçim bildirgemizde de var. Demiştik biz Tekirdağ'ın 1217 köy yolunu tamamen asfaltlayacağız. Onun hazırlıkları yapılıyor. Ve bunların, bakın köy hizmetlerinden geçen sene devrolan, yapılan 121 kilometre sıcak asfalt yolun hala bakımları devam ediyor. Tamirleri devam ediyor. Ve bir de, bunu da söylemek istemiyorum ama bilginiz olsun diye söylüyorum. Biz yaptık yaptık deyip orada siyasilerin boy gösterdiği o asfaltların parasını şimdi ben hala ödüyorum. Tamam bana geldi borç olarak. Bundan şikayet değilim. Devlet hizmeti devamlı arz eder. Ama şimdi yeni yapacağımız sıcak asfaltları karayolların standartında yapıyoruz. Üç ana hattımızda. Birisi Ulaş'tan girip Saray'ın Çaylı yolundan çıkacak 43 kilometrelik bir sıcak asfalt yolumuz var. Saray, Ergene ve şey tarafına, Çerkezköy tarafına hitap edecek. Kapak dediği için alacak. İkincisi buradan giderken Seymen'den girip Haydarpaşa'nın Canıdır'dan çıkacak bir 43 kilometre sıcak asfalt yolumuz var. Bundan ihale yapılacak. Bir de İnegöl'den girip şeye giden Şarköy Safa'na varan 37 kilometrelik bir sağlam kaşık biten bir sıcak asfalt çalışmamız var. Bunlar hepsi projede hazır. Ama bugüne kadar uzatmamızın sebebi eğer altyapıyı sağlam yapmazsanız o asfaltlar böyle hala bir sene sonra, iki sene sonra bizi rahatsız eder. Ben bu şekilde öyle istemedim. Arkadaşlar bütün o yolların altyapısını da hazırladılar. Çok iyi bir çalışma yaptılar. Karayolları standartında bir asfalt çalışması. Ayrıca kendi imkanlarımızla gelen yeni makine parkımız, işte asfalt makinesi de aldık yeni bir tane. Bunlar da devreye girince biz de kendi imkanlarımızla yolların asfaltlarını yapacağız. Sahte kaplama yapacağız. Ve tabii ki şehrin içerisindeki 11 ilçede de yeni yapılan yolların da asfaltlaması yapılacak. Yani bütün bunları görünce insan kendini tabii güçlü hissediyor. Sabahleyin Tarım İşleri Daire Başkanı'nın briefingini aldık. Orada gördüğümüz gayet samimi söylüyorum.
Çok güzel projeler var. Tarımsal projeler var. Sulama hayvan sulama projeleri var. Hayvan sulama projeleri var. Artı işte haller kanununa göre yeni biraz sonra sorduğunuz zaman detayını anlatabilir size. Ve her daire başkanlığının kendi hazırladığı projeler var. Kültür İşleri Daire Başkanlığı'nın ki gayetine söylüyorum. Hemen hemen iki günde bir, üç günde bir bizden bir proje açıklaması duyacaksınız ve başlıyoruz. Özellikle Cuma günü ilk oradan başlıyoruz. Çevertepe. Onu kısa değil, çok kısa ilerledim. Kısaydı. Bilgi ben devam edeceğim. Peki başkan. Şimdi Çanakkale Kale Harekatı'nın başladığı 25 Nisan tarihinde daha evvel de paylaştığımız dostlarımız var. Çok önemli bir sempozyum planladık. Bu sempozyumda bizim esas hedeflediğimiz konu Türkiye'deki tarihçilerin dikkatini bu noktaya çekmek. Çünkü baktık ki bazı çalışmalarda bir iki bilimsel çalışma bunun dışında boş. Yani hurafelerle anlatılmış bize bazı şeyler. Biz bunun önüne geçmek için bu konuyu bilimsel bir tabana oturtup bir sempozyum hazırladık. Evet. Şimdi sempozyumun diğer konferanslardan, panellerden farkı belli bir tarih verirsiniz. 5 ay. Araştırıcılar girerler, arşivlere girerler. Sonuçları gelirler, size sunarlar. Onun için çok önemsiyoruz başkanımız da. Yine bu sempozyuma destek olmak üzere bir iki etkinlik daha yapmadık. Senaryo yarışması, şiir yarışması, kompozisyon yarışması ve ayrıca yine Çanakkale ve Tekirdağ'ını birleştiren bir panel hazırladık. Onun da tarihi 21 Şubat olacak. Daha sonra buna tekrar basın toplantımız yarışma da 21 Şubat'ta sonuçta. Yarışma da 21 Şubat'ta. Yok, 27 Mart'ta son teslim tarihi olacak. Daha bir ülke yapılmadı. Peki insanlar nasıl beysel yaratacak? Pazar teslim içerisinde? Günü planımız bu konuda basın açıklaması yapmak. Cuma günü aslında. Evet. Çok erken oldu. Evet. Cuma günü. Şimdi 27 Mart'a kadar zaman var. Pazar teslim şey yapacağız. Sanatçı açısından düşünüyorum. Onlar yeterli gördüler. Onlarla konuştuk. Öyle mi yapabilirler ya? Evet değerli arkadaşlar, onun dışında ulaşım master planımız konusunda Ulaşım Daire Başkanımıza sorduğunuz zaman bilgi verecek ama Pamukkale Üniversitesi'nde yaptığımız bir protokolla şu anda zaten çalışmalar yapılıyor. Bir 6 ay ve 1 yıl sonunda Tekirdağ'ın tüm ulaşım master planı çıkmış olacak ve işlemlere başlayacağız. Geçmiş belediyeden kalan ulaşım master planının Tekirdağ'ın uygulanması konusunda zaten devam eden 4 kavşak projemiz var. 5. kavşak içinde tabii pazar yerinin şimdi pazar yerinin düzenlenmesi gerekiyor. Onunla ilgili Tülhan Paşa'nın bir çalışması var. Bunun dışında özellikle Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu başkan 2000... pazar yerini açabilir miyiz burası? Buyurun. Pazar yerini. İşte pazar yeri tabi kesinlikle ondan kalması gerekiyor artık. Bunun bildiği bir şey. Herkesin ortak olduğu bir konu ama. Bunun için zaman önemli Sayın Başkan. Tabii. Tekirdağ trafiği şu an içinden çıkılmaz. Aynen doğru. Katılıyoruz. Daire Başkanı'ndan bu Tekirdağ'ı kaldırmak lazım. Bekliyoruz. Tekirdağ'ı kaldırmak lazım. Pazar yerini değil. Tekirdağ'ı kaldırmak. Biraz daha sorulara geçeceğiz. Evet, Sosyal İşler Yardım, Sosyal Daire Başkanlığı'nın yeni projeleri var. İşte kreş, efendim, aşevi gibi bunun benzer projeler var. Ama şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. 2015'ten sonra artık yapacağız, edeceğiz değil. Yaptık, ettik ve birçok aksiyonlarda ve temel atmalarda, protokollarda bir arada olacağız. Bir yarım saat sonra da kısmetse Sayın Valimizden 11 okula 11 projesi okulunu imzalayacağız. Bütün formatları tamamlandı. 11 ilçe 11 köyün okulu. Bunların içerisinde spor kompleksleri de var. Sanıyorum saat 11'de, 10.30'da. 10.30'da mı? Evet. Bir protokol imzalayacağız. Değerli arkadaşlarım, ben çok detaya girmeden sorularınızı cevaplayacak bütün arkadaşlar da burada. Biz de cevaplayacağız ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle basın mensuplarından bir ricam var. Çok önem verdiğim, çok değer verdiğim bir kurumsunuz yani. Benim için çok önemli. Lütfen eleştirilerinizi her zaman yapın. Bir kere eleştiriye açıkım ve asla kızmam, darılmam. Ama yaptığınız eleştiriler kurumu rahatsız edecek, ederse o zaman üzülürüm. Benim sizden ricam, sadece. Her türlü eleştiri yapın. Bizim noktalarımız varsa, biz bu gökten zembille inmedik buraya yani. Ama bir süre sonra gerçekten sistemi tam sahip, bir yıl sonra daha konuşursa bugün ve bir süre sonra da bu işin gerçek sahibi olarak, efsane belediye başkanı olarak çok da rahat konularda sizi de anlatacağız ama size zaten pek fazla malzeme bulamayacaksınız, bundan emin olun yani. Şimdi bu biraz malzeme bulursunuz, daha işin başındayız. Ama sadece ve sadece diyeceğim, ya başkan, böyle bir şey var,
Gene bildiğinizi yazın. Başka şey istemiyorum. Asla kızmıyorum. Hepiniz gerçekten çok seviyorum işte. Zaman zaman işte sabah sabah saat 7.30'da gittik. Efendim şeyin oraya, Cenab-ı Bey'in oraya sabah baskın yaptık. Olay yeri inceleme ekibi olarak. Ama kapı kapalı. Biz saat 6.30'larda geziyoruz. Vatandaşın arasındayız. Bir de gidelim dedik. Olay yeri inceleme ekibi yapalım. Attık oraya tabela. Kapı kapı giremedik içeriye. Ondan sonra ertesi gün yazdı. Başkan ne geziyorsun artık? Gezeceksin gezme. Hadi iş yap diye. Yani yerine otur bakalım ondan sonra ya. Neyse diğer arkadaşlarım. Gerçekten bu duygularla ben tekrar 2015 yılının güzelliklerini bitirmesini diliyorum. Tekrar daha hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler diliyorum.